Arkadaşlar merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir çalışmayla birlikteyiz. 2023 YKS çalışmalarımıza devam ediyoruz arkadaşlar. Önceki videolarımızda tarihe yönelik TYT denemesi çözmüştük. Bu videomuzda coğrafyadan bir deneme çözeceğiz. Toplam 5 sorudan oluşan arkadaşlar hem tarih hem coğrafya çözeceğiz. Hem soru çözeceğiz ama aynı zamanda sorular üzerinde kısa tekrarlarımızı da yapacağız. Eğer hazırsanız videomuza geçelim. Videomuza geçmeden önce destek amaçlı kanala abone olmayı, beğenip yorum yapmayı unutmuyorsunuz. Zamanımız hızla tükenmeye başlıyor. Umarım siz de buna göre arkadaşlar çalışmalarınızı, performansınızı artırıyorsunuzdur. Hemen ilk sorumuz gelsin. Temmuz ayında birinci ülkeden ikinci ülkeye seyahat eden turistlerden hangisi sıcaklığı geldiği ülkeye göre daha düşük olduğunu söyleyebilir? Temmuz ayından birinci ülkeden ikinci ülkeye giderken turistler sıcaklığın geldiği ülkeden daha düşük olduğunu arkadaşlar söyleyebilir diyor. Macaristan, Mısır, Türkiye, Arjantin, Libya, Cezayir, Kanada, Portekiz, Norveç, Meksika. Şimdi bu soruda sevgili gençler dikkat etmemiz gereken iki yarım küreden, yani kuzey yarım küreden muhtemelen güney yarım kürede olan bir ülkeye gitmiş olmalı ki bu turistler sıcaklık değişimini yaşamış olsunlar. Şimdi arkadaşlar doğru cevap şıkkımız B'dir. Neden B'dir? Şimdi bunu bir önce anlayalım. Şimdi Türkiye Temmuz ayında biliyorsunuz ne yaşıyor sevgili arkadaşlarım? Tabii ki yaz. Kuzey yarım kürede yazın yaşandığı dönem. Peki Arjantin nerede? Arjantin. Türkiye bu arada kuzey yarım kürede olan bir ülke arkadaşlar. Arjantin ise güney yarım kürede. Dolayısıyla ülkemizde sevgili gençler yaz yaşanırken Arjantin'de yani güney yarımkürede aynı esnada ne yaşanıyor? Tabii ki kış yaşanıyor. Dolayısıyla ülkemizde sıcak bir iklimden bu turistler Arjantin'e gittikleri zaman soğuk bir iklimle karşılaşacaklar. Çünkü güney yarımkürede bu dönemde ne yaşanıyor sevgili gençler? Kış. Dolayısıyla burada doğru cevap şıkkımız nedir? B şıkkı sevgili arkadaşlarım. Macaristan, Mısır İkisi de kuzey yarımkürede. Libya, Cezayir ikisi de kuzey yarımkürede. Kanada, Portekiz yine kuzey yarımküredeler. Norveç ve Meksika'da aynı zamanda kuzey yarımküredeler. Dolayısıyla burada doğru cevap şıkkımız nedir? B şıkkı birinci sorumuz bu şekil. Haritalı sorulara aman dikkat edin arkadaşlar. Çok fazla ÖSYM bu tarz soruları seviyor. Muhakkak ülkemizin haritasıyla ilgili bir soru geliyor. Haydi bakalım sorumuz bize ne diyor? Yukarıdaki Türkiye haritasında belirtilen yönlerden hangisinde başlangıç ve bitiş noktaları arasında sırasıyla arkadaşlar Akdeniz, Karasal ve Karadeniz iklimiyle bu iklimlere ait doğal bitki örtüleri görülür? Yani bir kişi sırayla hareket edecek. Önce Akdeniz, daha sonra Karasal, daha sonra ise Karadeniz iklimiyle karşılaşacak. Cevabımız arkadaşlar önce geçmeden önce şıklar 1, 2, 3, 4 ve 5. Arkadaşlar soruyu incelediğimizde doğru cevap şıkkımız D şıkkıdır. O hemen inceleyelim D şıkkı. Yani 4 numaralı alan. Şimdi burası yaklaşık olarak Muğla civarı arkadaşlar. Biliyorsunuz şu bölgede yani Akdeniz kıyı kesimi ve Ege'de ne yaşanıyor arkadaşlar? Akdeniz iklimi. Dolayısıyla buradan hareket eden bir kişi sırasıyla İç Anadolu'ya geliyor. İç Anadolu'da ne yaşanıyordu? Tabii ki karasal iklim. Peki karasal iklim ülkemizde nerede yaşanıyor arkadaşlar? Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu bir de Marmara'nın bir kısmında yaşanıyordu. Dolayısıyla bu kişi İç Anadolu'ya geldi, yoluna devam etti. Devam etsin yoluna. Devam etti gitti nereye? Muhtemelen Ordu'ya gitti. Peki bu kıyı kesiminde hangi iklim yaşanıyor? Tabii ki Karadeniz iklimi. Dolayısıyla 4 numaralı alanda bulunan bir kişi Akdeniz ikliminde bulunduğu bir bölgeden yola çıkıyor. Ta geliyor arkadaşlar İç Anadolu'ya sırasıyla Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz'e yani dolayısıyla Akdeniz iklimini önce görüyor. Daha sonra karasal iklimi en son hangi iklimi görüyor? Arkadaşlar tabii ki Karadeniz iklimi dolayısıyla burada doğru cevap şıkkımız D şıkkı. Haritaları muhakkak ama muhakkak arkadaşlar bu konuda bilgilerimizi tazeleyelim, sürekli haritalarla çalışalım. Çünkü ÖSYM mutlaka ama mutlaka bunlarla ilgili sorulara karşımıza geliyor. Harita bilgisi güçlü olan bir öğrenci coğrafyadan da arkadaşlar başarılı olur. Yani kural budur. Dolayısıyla harita bilgimizin kesinlikle iyi olmasında fayda var. Şimdi geldik arkadaşlar bir topografya haritası, bir izoips. Bu da çok soru olarak karşımıza geliyor. Bakalım burada bize ne soruyor sevgili gençler? yukarıdaki topografya arkadaşlar haritasından verilen numaralı noktalardaki gözlemcilerden hangileri birbirini göremez? Acaba hangi noktalar arasında bulunan iki kişi birbirini göremez? A12, B24, C23, D34, E45. Şimdi arkadaşlar soruyu incelediğimizde bu soruda birbirini göremeyecek iki nokta arkadaşlar 1 ile 2'dir. Yani şöyle doğru cevap şıkkımız A şıkkı oluyor sevgili arkadaşlar. Şurasını 0 olarak kabul ettiğimizde sevgili genç arkadaşlarım yükseltinin arttığını görüyoruz. Burası bir doruk noktası, yani bir dağın doruk noktasını gösteriyor. Muhtemelen arkadaşlar yani 1 numaralı alan kuzey bölgesini, 2 numaralı alansa güney, yani dağın farklı iki tarafında bulunan bu iki kişinin birbirini görmesi elbette mümkün görükmüyor arkadaşlar. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız da burada nedir? A şıkkı. Buna dikkat etmemizde fayda var sevgili dostlarım. Devam ediyoruz. Dördüncü sorumuza geldik. Dördüncü sorumuz şöyle biraz büyütelim gençler. Daha sonra sorumuzu çözelim. Bu bilgiye göre uydunun dönüş hızıyla ilgili olarak yargılardan hangileri doğru olur? Bakalım ne diyor? Mezosferde hareket eden ve yerden yüksekliği aynı olan bir uydudan bakıldığında yengeç dönencesi üzerinde bir nokta sabit olarak görülmektedir. Mezosferde hareket eden ve yerden yüksekliği aynı olan bir uydudan bakılıyor. Yengeç dönencesi üzerinde bir nokta tespit ediliyor ve bu noktanın sabit olduğu görülüyor. Şimdi bu bilgiye göre bunun dönüş hızı ile ilgili hangisi doğrudur diyor. A, bir uydunun hızı dünyanın dönüş hızına eşittir. 2, uydunun hızı için bir şey söylenemez. 3, uydunun hızı dünyanın dönüş hızından daha büyüktür. Arkadaşlar soru incelediğimizde yengeç dönencesi üzerinde sabit bir nokta var ve dünya ile birlikte hareket ediyor. Soruyu incelediğimizde arkadaşlar bu noktanın dönüş hızının dünyanın dönüş hızından daha büyük olduğu söylenebilir. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız nedir? E şıkkıdır. Dördüncü sorumuz da bu şekilde. Geldik arkadaşlar 5. ve bu videomuzun son sorusu. Güzel bir soru sevgili gençler. Bakalım sorumuz bize ne diyor? Yukarıdaki noktalarla belirtilen boşluğu aşağıdakilerden hangisini yazmak yanlış olur sevgili genç arkadaşlarım? Bakalım. Nokta nokta yöresine nüfus doğumla değil daha çok diğer bölgelerimizden gelen göçlerle artmaktadır. Bu hızlı nüfus artışı ise birçok sorunu beraberine getirmektedir. Şimdi bu illerden hangisinin nüfusu doğal değil, yani doğumla değil de daha çok dışarıdan gelen nüfusla artmaz? Bunu hangi il için söylememiz mümkün değil. Şimdi arkadaşlar soruyu incelediğimizde Kocaeli biliyorsunuz Marmara'da gelişmiş bir il. Sanayisi gelişmiş. Fabrikalar çoğunlukta. Burası sürekli dışarıdan göç alır. Buranın nüfusu doğumla değil dışarıdaki göçlerle artar. Antalya'ya bakıyoruz arkadaşlar. Antalya turizmin başkenti. Burası da yazın nüfusu 10 milyona dayanıyor. Dolayısıyla dışarıdan çok hızlı bir şekilde göç alıyor. İstanbul ticaretin, sanayinin, turizmin, bütün ekonomik faaliyetlerin kalbi ve sürekli Anadolu'dan göç alıyor. Şu an 16-17 milyona dayanan bir nüfusu var. İzmir hakeza yine turizm, ticaret başta olmak üzere sürekli bu özelliklerden dolayı dışarıdan ne alıyor? Göç alıyor. Dolayısıyla burada dışarıdan göç alarak değil de doğal yollarda nüfusu artan tek bir il kalıyor. O da Gümüşhane'dir. Yani Gümüşhane Karadeniz'de bulunan bir ilimiz, kıyı kesiminden uzakta iç kesimlerde bulunan dağlık engebeli bir bölge. Burasının dışarıdan göç alma şansı yok. Neden? Çünkü hem ekonomik hem doğal faktörlerden kaynaklı olarak sürekli dışarıya göç veriyor arkadaşlar. Dolayısıyla burada doğru cevap şıkkımız E şıkkıdır. Yani Gümüşhane nüfusu doğal yollarla doğumla artan bir ilimiz, dışarıdan göç almıyor. Tam tersi sürekli dışarıya göç veriyor. Fakat Kocaeli, Antalya, İstanbul, İzmir nüfusları sürekli artan iller. Bunlar doğumla nüfusları artan doğal yollarla değil dışarıdan gelen göçle nüfusları artıyor sevgili genç arkadaşlarım. Arkadaşlarım bu videomuzda ilk TYT denememizi çözdük. 2023 coğrafya TYT denememizi çözdük. Bu videonun arkadaşlar barkodlu olarak PDF'ini ben açıklama kısmına sizler için bırakacağım. Buradan alıp kendiniz de inceleyebilirsiniz. Kendiniz de çözebilirsiniz. Ücretsiz indirebilirsiniz. Videoyu sonuna kadar benimle izlediğiniz için size teşekkür ediyorum. Beğeni ve yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Kanalı arkadaşlarınıza önermeyi unutmuyorsunuz. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Arkadaşlar bol bol tarih, bol bol coğrafya tekrarlar yapacağız. Sorular çözeceğiz. Ta ki arkadaşlar Haziran ayına kadar, Haziran ayının 18'i 19'una kadar sınavımıza yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz. Tabii ki sizin desteklerinize ihtiyacım var. Bol bol soru çözmeyi ihmal etmiyoruz. Özellikle tarih, özellikle coğrafya, sosyal bilimlerden hazırlanan arkadaşlar, eşit ağırlık alanda hazırlanan arkadaşlar bu videolardan yararlanabilir. Hem tarih hem coğrafya, ileride belki diğer sosyal bilimler derslerinde olabilir. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hepinize sevgiler, selamlar, iyi çalışmalar.